aşağı yukarı 3-4 haftadan beri devam etmekte olduğumuz sahabelerle ilgili sohbetimiz bugün son haftası inşallah bugün bu dersi yapacağız ve bu mevzuyu kapatacağız. Kapatmak demek ebediyen kapatmış değiliz. Zaman ihtiyacı anında yine tekrar ve tekrar belki günler gelir ama yani 3-4 haftadan beri seri halde yapmış olduğumuz bu şeyi bu hafta sonlayacağız. Yani son kısmına geldik inşallah. Mevla derslerini icra etmesin diyelim. Amin. Üstadımız Bediüzzaman Saadet Musatları, cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil diyor. Bu çok önemli bir ifade. Onun için hak ve hakikat söylenir, etkisini, tesirini Allah'a bırakırız. Onun için mevzuya şöyle başlıyorum ben. Biliyorsunuz Molla Cami diye, Mevlana Cami dediğimiz bir geçmişte muazzam büyük bir alim var. O alimin şu ifadesiyle başlıyorum. Burada bir beyt var, Farisi İran'da yazılmış bir ifade. Ben Farisi'yi bilmediğim için. Onun Türkçesini okuyorum. Orada diyor ki, Molla Cami. Ya Resulallah, nasıl olur ki ashab-ı keyfin köpeği senin ashabınla beraber cennete girsin? O cennete ben cennete, o cennete ben cehenneme. Reva mıdır bu? O keyf ashabının köpeği, ben senin ashabının köpeği. Molla Cami böyle söylüyor. Biliyorsunuz Keyf suresindeki olayı biliyorsunuz. Orada geçen mağaradaki hadiseyi çok iyi biliyorsunuz. Yani öyle bir ifade kullanıyor ki insan olan insan şöyle onu şöyle tasarruf ettiği zaman ifade çok anlamlı ve çok derin bir ifadesi var. Bir sadakat, bir muhabbet. Bir daha okuyorum. Ya Resulallah, nasıl olur ki ashab-ı keyfin köpeği senin ashabınla beraber cennete girsin? O cennete ben cehenneme. Reva mı budur bu? O keyf ashabının köpeği, ben de senin ashabının köpeği. Burada çok veciz ifadeler var. Bir kitap yazılan ancak anlaşılmıyor. Ve günümüzde Üstad-ı Vakayn'ın 27. sözünün zeyninde sual açmışlar Üstad'a. Diyor ki, deniliyor ki sahabeler Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ı gördüler, sonra iman ettiler. Biz ise görmeden iman ettik. Öyle ise imanımız daha kavidir, daha kuvvetlidir bizim imanımız. Onlar Resulullah'ı gördü, gözüyle beraber yaşadılar. Öyle iman ettiler. Biz görmeden inanıyoruz da. Hem kuvveti imanımıza delalet eden rivayetler var. Günümüzün insanları var şimdi. Onlar peygamberle beraber yaşamış canım diyor yani. Bizim imanımız daha var. Biz görmeden iman ediyoruz. İbadet ediyoruz. Kefüm benim maşallah. Acaba öyle mi? Bakıyoruz şimdi. El cevap. Sahabeler. Sahabe kim önce onu bilelim. Ashab. Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dünya gözüyle görüp peygamberimiz tarafından görünen, yani beraber birbirini gören ve onun sohbetinde müşerref olmuş ve Müslüman olarak ölen kişilere sahabe diyoruz. Sahabe olmak kolay değil. Allah Resulü'nü dünya gözüyle görecek, Allah Resulü de onu görecek, sesini duyacak ve imanla eğer ölümü tatmışsa o kişi sahabe olarak referer. Bazı insanlar vardır, peygamberimizi görmüştür, yaşamışlardır, cami kuşu olmuşlardır, İbn-i Seleme gibi. Sonra da maddi menfaatler, maddi sıkıntılar onu almış götürmüştür. Cami kuşuyken yazık oldu Selebe'ye diye Aleyhisselam olay var. Zekat ayetini inkar eden sahabeler de çıkmış, sonra dinine çıkmış. Ona sahabe denilmez zaten. O da var. Sonra imanla kalbe geliyor. Mühim olan mesele, ölçü bu. İşte sonra diyor ki sahabeler Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ı gördüler, sonra iman ettiler. Biz ise görmeden iman ettik. Öyleyse imanımız daha kavidir, daha sağlamdır. Hem kuvveti imanımıza delalet eden rivayetler var. El cevap. Sahabeler o zamanda
efkâr-ı ammeye âleme hakâik İslamiye'ye muarız ve muarif eder. Yani bütün alemin fikirleri, düşünürleri İslam'ın hakikatine düşman ve İslam'a muhalif iken, İslam'ın hükmünü hareket ederken bütün fikir erbapları, felsefeler, mantık, din, devletler, her neyse. Sahabeler, bütün dünya böyleyken, sahabeler yalnız sureti insaniyede, insan suretindeki Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ı görüp bazen mucizesiz olarak öyle bir iman getirmişler ki, yani Peygamberimizi görüyor, simasını görüyor, mucize göstermesine gerek gelmeden öyle bir iman ediyor ki Aleyhisselam'a, bütün efkâr-ı ammeye alem, bütün insanlık alemindeki fikirlerin hepsi ne kadar menfi gelirse gelsin, peygamber kötülürse gelsin gelsin, onun imanını sarsmıyordu, o sahabenin imanını sarsmıyordu. Yani herkes desin ki Muhammed Aleyhisselam böyle veya getirdiği şöyle desin, o sahabe kesinlikle ibre aşağı inmiyordu. Öyle bir imana. Sadece görmesiyle. Ve bu simada yalan yoktur diyen sahabeler var, Müslüman oluyorlar. Bu simada yalan olmaz diye derhal imana geliyor. Başka bir şey ihtiyaç etmiyor. Yüzüne bakıyor, iman ediyor. Şüphe değil, bazısına vesvese de vermezdi. Hiçbir vesvese yok, hiçbir şüphe yok. Sizler ise, soruyu sorunlara söylüyor. Sizler iseniz, kendi imanınızı sahabelerin imanlarıyla muvazene ediyorsunuz. Ederim. Ben de Kur'an okuyayım da. Bütün efkâr-ı amme-i İslamiye, bütün İslam alemdeki fikir erbapları, fikir cereyanları veya kitaplar, camiler, medreseler, minareler, hafızlar, ulemalar, her neyse. Efkâr-ı amme-i İslamiye, imanınıza kuvvet ve senet olduğu halde, nasıl senet olur? Bir cami ve caminin mirası orada İslam aleminin ve Müslümanlığının simgesidir. Bir hoca efendinin kasetleri veya bir yerde vaazlar İslam aleminde o fikir cereyanının ortaya atılmasıdır. Bunları sen duyuyorsun, destek var. Okullarında destek var. Medyada destek var. Gazetelerde destek var. Devamlı İslam alemi aleyhinde güzel şeyler, lehinde güzel şeyler söyleniyor. Söyleyen şeyler var. Aleyhde dolar var. Ama o dönemde lehte bir şey yok. Hep aleyhte İslam'ın. Ama yine de o sahabenin imandan zerre bir iniş görükmüyor. İşte bütün efkâr-ı İslami, amme-i İslamiye İmanınıza kuvvet ve senet olduğu halde Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın şecere-i Tuğba-i nübüvvetinin çekirdeği olan beşeriyeti, Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın şecere-i Tuğba-i nübüvvet, yani nübüvvet ağacının, Tuğba ağacının olan nübüvvet ağacının çekirdeği olan insanlığı ve sureti cismaniyesi değil, belki umum envar-ı İslamiye, İslam'ın nurları ve hakaiki Kur'aniye, yani Kur'an'ın nurlarıyla nurani, muhteşem şahsın manevisini, yani Peygamber Efendimiz bir cihetiyle insan, etle, kanıyla, kemiğiyle beşer. Bu böyle biline. Yani o melek değil. O da bir insan. Onun da bir annesi babası var. O da çocukluk dönemini yaşadı, gençlik dönemlerini yaşadı. Ve 40 yaşında peygamberlik geldi. Dinini, Allah'ın emirlerini tebliğ etmeye başladı. Ama peygamberlik herkese verilmez. Peygamberliğe liyakat keşfedecek bir yaşam düzeni içerisinde yaşayanlara Allah o toplum içinde en iyisini seçer ve seçmiş. Bütün peygamberler öyle. Allah seçmiş kardeşim. Benden izin mi alacaktı, senden izin mi alacaktı Allah kendini seçti? Beşeriyet cephesiyle dahi peygamber olmadan önce 40 yaşını aşağı inin. Bantı geri sarın, 40'dan aşağı doğru. 39, 38, 20, 25 diye sarılır. Allah Resulü hakkında aleyhine herhangi bir en ufak bir söz söylenmiyor. O gün dahi Muhammed'in emin değil. 25 yaşında delikanlıyken de Muhammed'in emin değil. 18 yaşındayken aşağı doğru inin. Tekrar geri yukarı çıkın, kalkın, bir de çıkın. Hiç kimse en ufak bir leke bulamıyor. Bir şey söyleyemiyorlar.